Herkesin yürüdüğü yollarda yürümeyenlerin evrenidir dağlar. Kendi yolunu kendi yapan kişidir dağcı. Yalnızlığı sevmeyen dağa çıkmasın. İnsan yaşamının boyutlarını zenginleştiren bir serüvendir dağcılık. Bu olanağı sırt çeviren dağcının süsten başka bir şey değildir sırt çantası demiş filozof ve dağcı abimiz. Bu iki özelliğini birleştirmiş ve felsefi benzetmelerinde dağları çokça kullanmış. Filozof, denemeci gibi çalışırsa başarıya ulaşır düşüncesiyle edebiyata yönelmiş ve deneme türünde pek çok felsefi eser yaratmış. Bugün sizlere bir filozof tanıtacağız. Hani zamansız insan derler ya, onlardan birine. Galatasaray Lisesi'nin 1944 mezunlarından Nermi Uygur'u. "15 Ocak 1925'te İstanbul'un küçük bir balıkçı köyü Pendik'te doğar Nermi Uygur. Rum nüfus boşaltılmış, bölgeye mübadiller yerleştirilmiştir. Babası 1921'de 6 çocuklu ailesiyle Yanya'dan ayrılır ve önce İzmir'e, ardından da Pendik'e gelir. Yeşil boyalı, taş havlulu, ahşap bir evde geçer çocukluğu. Kuzeninin anlattığına bakılırsa tek erkek olmanın verdiği saltanatı sürer çocukluğu boyunca. 1936'da Büyükada İlkokulu'nu bitirir ve o yıl parasız yatılı olarak Galatasaray'a kaydolur. Ona Latince ve felsefe dünyasının kapısını aralayan Galatasaray'a. Hafta sonlarını kütüphanede geçirir. Okur da okur ama sorularına yanıt bulamaz. Bir hocası, senin yanıtların felsefede der. O da ona verilen bu ipucuyla felsefeye yönelir. İkinci Dünya Savaşı başlamıştır. Babası askere çağrılır. Yokluklar başlar. Kız kardeşi hemşire okulunda okumaktadır. Babası çocuklarını okutmakta zorlanır. Kimya dersi çok iyi olduğu için oğluna İngiltere'den burs ayarlayan baba, o yokluk içinde uçak biletini bile satın alır. Anne, hayatımız kurtuldu der. Ama yüreğine felsefe aşkı düşen Nermi Uygur, İstanbul Üniversitesi felsefe bölümüne kaydolur. Evde kıyamet kopar. Baba evi terk eder ve Bursa'ya yerleşir. Aileyi zor günler beklemektedir. Aileye amca kol kanat gerer. Nermi Uygur da tüm üniversite hayatı boyunca bir ilaç deposunun gece bekçiliğini yapar. Geceleri Almanca'da çalışır. Bu yılları şöyle tanımlar. Her şeye karşın eşine az rastlanır bir 4 yıldı. Dersten seminere, okuma günlerinden gezilere koştum. Felsefe bölümünden 1948'de Peki ile mezun olur, askere gider. Askerlik hizmetinden sonra da okuluna asistan olarak geri döner. İlk kez konferans verecektir. Korkudan bacakları titrer genç Nermi'nin. Heyecandan ayakta zor durmaktadır. Amcası da onu izlemeye gelenler arasındadır. Tam kürsüye çıkacağı sırada amcanın gözü
yeğeninin ayakkabılarına takılır. Birbirinden farklıdır ayakkabılar. Hemen kendi ayakkabılarını verir yeğenine. Nermi ilk kez böyle çıkar kürsüye. Ve sonraki hayatı hep bu dünyanın içinde geçer. Alman hocalara çevirmenlik yapar. Onlarla uzun uzun yürüyüşlere çıkar. Kendi deyimiyle tramvay zamanı tabanvaya günü verir. Asistanlığa başladığı günlerdir. Öğrenci işlerine yolu düşer. Babası oradadır, onu aramaktadır. Bu geç buluşma şaşırtır genç Nermi'yi. Geç bir özürdür. Babası elinde bir çantayla kucaklar onu. Hediye bir çanta. Sonra da özür diler. Felsefenin bu kadar önemli olduğunun bilincinde değildim der. Sonra sorar. Sahi, nedir bu felsefe oğlum? Nermi Uygur 1952'de doktorasını alır ve felsefe araştırmaları için Almanya, Fransa ve Belçika'ya gider. Bu ülkeleri bisikletiyle dolaşır. Orada arşivlere girer, fenomenolojinin kurucusu Edmund Husserl'i araştırır. Bu bilim bilinci incelemektedir. Tek emin olunacak şey insanın bilincidir çünkü. Ben söz gelişi onun Türk Dili'nde, Türk Dili Dergisi'nde roman üzerine yazdığı bir makaleyi şu anda anımsıyorum. Orada Balzac Eugène Grandet'i yazmasaydı cimrilerle yaşadığımı nasıl bilecektim diye başlayıp Dostoyevski'ye, Proust'a, Kafka'ya, James Joyce'a göndermeler yaparak edebiyatı savunur. Zaten Almanya ile ilgili anılarında da Thomas Mann'la karşılaşını hatırlıyorum söz gelişi. O da güzel bir fenomenolojik yakalamadır. Böyle kendi hayatında olsun, dilde olsun, dünyada olsun bir takım özel anları üzerlerine giderek irdelemeye çalışan bir yazı dilinin kurucusudur. Bu yazı dili bir yandan konuşma diline yakındır, bir yandan bu konuşma dilini daha uzatarak, denemeye yaklaştırarak, bir odak noktası vererek belirli yerlere doğru götürür. Nermi Uygur, ülkeye dönüşünde Edmund Husserl'de başkasının beni teziyle doçent olur. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir felsefe toplantısı vardı. O zaman kendisine tanışma fırsatı buldum. Hatta o zamanlar onun Edmund Husserl'de başkasının beni problemi kitabı piyasada kalmamıştı. Arıyordum, sonradan okudum. Ve Ara Yayınları diye bir yayın evinde çıktığını öğrenmiştim. Ona Ara Yayınları'ndaki kitaptan ne haber, nasıl bulabilirim falan diye sorunca Ara battı diye çok ironik bir şekilde. Aynı zamanda yani ses tonuyla ben Ara'ya çok güvenmiştim, keşke batmasaydı ama maalesef Türkiye'de böyle şeyler oluyor gibilerden bir havayla Ara battı demişti. Peki Nermi Uygur nasıl anlatır felsefesini? Çünkü ne filozof olmak kolaydır ne de felsefe anlatmak. O kendisini okul kitaplarına girecek kadar basit yazmayı seçer. Bunun yolu da denemelerle felsefe yapmaktır. Dili anlatır, kültürü anlatır. Oturur bir zeytini anlatır. Çok sevdiği dağları, çıkıp gezdiği doğayı anlatır. Tek bir kavram alır eline ve onu hem dil açısından hem de toplumsal açıdan inceler. İnsanlaşıverir o kavram. Kelime olmaktan çıkar, canlanır, okuyucuyla konuşur. Felsefeyi. Tabii ki öbür tür yani diyelim ki bilhassa Amerika'daki analitik felsefenin etkisiyle gene o akademik yazılar ya da matematikselleştirme veya mantıklaştırma cümle analizleri falan gibi felsefe yazış tarzları da var. Ama bu fenomenolojik yönden zihni ve hayatı oluş halinde verme süreci onun Türkçe'ye getirdiği bir şey olarak görülebilir. İşte Nurullah Ataç'ın şeyde yaptığı gibi diyelim, edebiyatta veya denemede yaptığı gibi. Sanki bir yerde işte orada bir çelişki çıkıyor, bir felsefe yapmıyor, yapmak istemiyormuş gibi bir felsefe yapma var. Ve bu felsefe yapmak istemiyormuş gibi felsefe olumlu da olabilir, olumsuz da yerine göre bir şey yakalanıyor. Çünkü yani felsefe sanki arandığı yerde değil. İşte akademik yazılar felsefeyi arandığı yerde buluyorlar ya, sanki birdenbire zamanın geçişinde, bir yaprağın açışında, bir imparatorluğun batışında, bir kitabın bir sayfasını çevirirken falan karşınıza geliyor. Hatta bu konuda bir öğrencisi olan Medar Hanım bana demişti ki,
kendisi ona benim en sevdiğim metin zeytin metnimdir demiş. Zeytin ağacı ve zeytin üzerine Edremit falan civarında dolaşırken aklına gelmiş ayrıca. Yani birdenbire bir üzerine zeytin üzerine yazayım diye değil de sanki zeytin kendi varlığını ona kabul ettirmek istemiş gibi. İşte fenomenolojinin temelinde o var. Dünya kendisini bize veriyor. Nermi Uygur, kimsenin aklına gelmeyen ya da diğer filozofların sadece felsefe yapmak için sorguladıkları kavramları inceler. Tehlikeli bir yöntemdir bu kimi filozoflara göre. Ayarı yapılmadığında gevezelik oluverir bu türden bir felsefe. Ama Nermi Uygur'un en önemli özelliği işte burada çıkar karşımıza. Dozu o kadar güzel ayarlar ki hem sohbet eder okuyucuyla hem de felsefe yapar bir dilbilimci edasıyla. Şimdi bu bakımdan ele alırsanız işin içine nesnelikle bağdaşmaz gibi görünen bir şey giriyor. Sanatçı her ikisini birden yüklemek, taşımak, her ikisiyle birden, şimdi taşı gediğine koydum sanıyorum, düşünmek zorunda. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi heykel bölümünden mezun olduktan sonra yine heykel bölümünün yüksek lisansını yaparken Nermi Hoca ile tanıştık. Nermi Hoca orada düşünce felsefesi derslerine gelmeye başladı. O dönemde emekli olmuştu ama emekliliğinden sonra bizim üniversitede çalışmaya başlamıştı. Dersler çok keyifli oluyor demiştim. Hani bizim bütün ilişkimiz hani dersler üzerinden gittiği için ondan bahsediyorum. Yani dışarıda bir görüşme imkanımız olmamıştı. Derslerde dediğim gibi güncel konulardan bahsediyordu. Güncel sanatla ilgili aktivitelerden vesaireden bahsediyordu. O sırada da klasik hani bizim liselilerin yaptığı bu hazır cevaplılık, hani böyle bir hemen bir laf söyleme üzerine gibi şeyleri o kendi felsefi background'uyla yani şeysiyle, geçmişiyle çok inanılmaz yani her şeyde, derste belki bir deyim, bir atasözü yaratıyor gibi oluyordu. Spesifik olarak aklımda bir örnek yok ama yani inanılmaz keyifli geçiyordu. Biz yani tabii şey olduğumuz için, daha tanış olduğumuz için böyle hazır cevaplılığa vesaireye çok hoşumuza gidiyordu ama hiç bundan haberi olmayan diğer sanat öğrencileri de olağanüstü seviyorlardı. Yani aynı dönemde gelen başka bir felsefe hocası çok didaktik bir şekilde ders yaparken Nermi Hoca'nın dersleri full oluyordu mesela. Herkes geliyordu, hiç kimse aksatmıyordu. Hem de öyle çok da şeye takılmıyordu Nermi Hoca. Kim gelmiş, kim gitmiş, işte sınıfta kalsın, dersten bırakayım. Hani öyle bir düşüncesi de yoktu zaten ama bütün şeysi bu keyifli bir şekilde sohbet etmek, gençlerle beraber olmaktı. Ve gerçekten de taşı gediğine koyuyordu yani yeri geldiği zaman. O keyifli kendi anlatım diliyle çok keyifli zamanlar geçiriyorduk. Okumanın önemini vurgular hep. Yıllardır felsefe öğretmenliği yapmaktayım. Yazılı ya da sözlü insan ürünlerini işleyen bir emekçiyim der kendisi için. Bu sebeple yazar da yazar. 15 kitap yayınlar. Ne yaptığını yazar, uğraşı alanındaki yapılanların ne olduğunu anlatır. Edebiyatın ne olduğunu sorgular. Evrene insan açısından bakmaktır. Evreni dille yorumlamaktır der edebiyat için. Bir felsefeci için en önemli şey anlaşılmak olsa gerek. Nermi Uygur da anlaşılmak, anlaşılmamak arasında gider gelir. Zaman zaman kendi de sorgular bu durumu. Gene de tutumum pek anlaşıldı diyemem. İnsanın neyi tam anlaşılıyor, neyim gönlümce anlaşıldı o da başka. Haksızlık da etmemeliyim. Bazen hiç anlaşılmadığımı sandığım bazı önemli yanları öyle içten anlayanlar çıktı ki coşkuyla sevindim. Sevinirken de hep anlaşılamayacağıma inanmış olduğum için yüzüm kızardı diyor. Hamurunda yaşamak vardır. Tutunmak bunalımdan yeniden yaşama dönüşü anlatır. Filozoftur, denemecidir. Uzaktan bakınca iri sorunlar gibidir dağlar. Kalk yürü der. Harekete geçirir insanı. Çeşmelerden bardağın doldurmadan korisen, bin yıl dahi beklesen, kendi dolası değil dörtlüğünden, insanın eylemli olmak özelliğini sorgular Yunus Emre aracılığıyla. Bir öğrencisi onun için, hani hiç ölmeyecek gibi bakar ya, onlardan biriydi der.
ama omuzlar üzerinde alkışlarla uğurlanır 1 Şubat günü 2005'te. Felsefe anlayışına denemeci anlayışını getiren Nermi Uygur, ardında nitelikçe çok değerli eserler bırakır. Bu bölümün 120 yüzünden biri zamansız bir insandı. Sultani'den felsefeye uzanan ömründe bize felsefe kitaplarının gülümseyerek okunabileceğini öğrettiği için sonsuz teşekkürler.